Tekrardan merhaba. Bu üçüncü videom, bitenler videosu. Bunu aslında bir ay önce falan çekmem gerekiyordu. Çekemedim. Çekemediğim gibi ürünler birikti birikti ve şöyle bir koca paket oldu. Ne kadar sürecek bu video? Çok merak ediyorum. Çabucak çabucak göstereyim. Çok fazla konuşmayayım çünkü kameramda, daha doğrusu fotoğraf makinemde ne kadar yer var hiç bilmiyorum. Bu Bath & Body Works'un el sabunlarından. Ben 3 tane aldım. 3 tane alana 19 liraydı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Harika kokuyorlar. Bu yeşil elmalı. Ay, armutlu. Elmalı da var çünkü. Çok güzel kokuyor. Gerçekten armut gibi kokuyor. Partiküllü olanlardan. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle tanecikli olanlardan aldım ben. Öbürküler köpük formluydu. Bu bildiğiniz jel gibi çıkıyor. Ve çok güzel temizliyor. Çok güzel kokuyor. Hatta benim babam pek böyle şeylere dikkat etmez. O bile nerede o sabun falan dedi. İlk kez konuşacağım dedim. Bu sinerji lens solüsyonu, bu benim hayatımın solüsyonu. Özellikle lens kullananlarınız varsa ve gözleri alerjikse ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu ana kadar Bio, Renu, işte Boşenlam, bir sürü kullandım. Her markayı kullandım ama bunun kadar rahat ettiğim hiçbir marka olmadı. İnternetten bulabilirsiniz. Mağazalarda pek satılmıyor. Eczanelerde pek satılmıyor. Zor bulunuyor ama kesinlikle çok çok iyi bir ürün. Izana'nın deodorantını bitirdim. Bir esprisi yok. Bu Lachinia olabilir. Bu bir saç dökülmesine karşı bir seriydi bu. Bunu benim arkadaşım almıştı. Ben ondan aldım. Şampuan, saç kremi ve işte durulanmayan krem vesaire. Dökülmeye en iyi gelen şampuan buydu benim adıma. Bayıldım. Süper bir ürün ama nerede bulacağımı bilmiyorum. Çok memnun kaldım. Bulursam tekrar kesinlikle alacağım çünkü saç dökülmemi epey bir azalttı. Tabii benim saçlarımın dökülmesi demir eksikliğinden ve kansızlıktan kaynaklandığı için tamamen kesilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu La Coten ya da La Chaten, neydi adı, okunuşunu bilmiyorum. Bir vücut kremi diyeceğim. Krem değil, süt gibi bir şey. Bugün duştan sonra kullandım bunu. Allah'ım, yer gök battı resmen, su gibi. Kokusunu da sevmedim, yapısını da sevmedim. Nemlendirmesi rezalet, kesinlikle almayacağım. İyi ki denemişim. Bu da yine göz damlası. Eğer lensi gözümde unutmuşsam, lensle beraber uyuduysam o zaman göz damlası kullanıyorum. Çünkü gözlerim çok kuruyor. Bir adet pamuk. Berlin pamuklarında. Ben bunları çok beğeniyorum. Stone var. Sonra bu da yine tek kullanımlık kalan bir duş jelim. Bunu da kullanıp bitireceğim. Bu şey, benim en sevdiğim kadife sümbül duş jeli. Bu Bath & Body Works'un bir koleksiyon gibi bir şeymiş. Hiçbir yerde yok. Antalya'da bile ben sırf bunun için gittim Bath & Body Works'e. Maalesef bu kalkmış. Şu dibindekini kullanacağım ama yine biraz bırakacağım. Çünkü buna benzer bir koku bulmak istiyorum ve kokuyu unutmak istemiyorum. Harika bir ürün. Keşke yedekleseymişim, bilemedim. Sonra bu Beauty Blender'ın temizleme ürünü. Bu çok uzun zamandır bendeydi, bitirdim. Bu buradaki parfümeriden aldığım bir şeyde, manikür pedikür suyun içine işte koyuyorsunuz. İçinde yağlar var falan filan. Hiçbir işe yaramıyor. Fasafiso. Bu el kremi. Bundan çok memnun kaldım. Watson's'daydı zannediyorum. Beauty Formulas'ın. Gayet güzel nemlendirmesi. Tekrar alacağım bir ürün. Şöyle Rexona'nın mini ürününü bitirdim. Şu Avon'un bende 1000 yıldır duran İşte vücut maskesi gibi bir şey, kil maskesi vesairesi. Hiç kullanmadım. Artık kullanmayı da düşünmüyorum. Çünkü 10 yıl mı oldu, 8 yıl mı oldu bilmiyorum. Yeter artık yani. Bu Lancaster'in toneri. Ben bundan çok memnun kaldığımı söylemiştim. Şu kadar bir şey kaldı ama artık kullanmak istemiyorum. Çünkü kokusu bilmiyorum yani. Çok uzun zaman olduğu için artık kullanmayı düşünmüyorum. Zarar vermesin diye, ama çok memnun kalmıştım. Tekrar almayacağım çünkü daha organik ürünlerde kullanmaya çalışıyorum. Bu geçen sene aldığım güneş koruyucu. Bu da senesinin tamamladığı için içinde epey var. Şey gibi değil. Bu sene aldığım kadar kullanmadım. O yüzden bu da gidiyor. Benim en sevdiğim gözaltı kapatıcım bu Skin Food'un Dark Circle olan. Fakat
Kokusu değişti, yapısı değişti. Gördüğünüz gibi ben bunu bitirdim sayılır. Yani koskocaman bir kavanozu dibini gördüm. Geri kalanları da temizleyeceğim. Çünkü kabı çok güzel. Cam bir kap. Buna başka bir şey koyup kullanmayı düşünüyorum. Şu yine Avon'un değil ya, bu Flormar'ın mıydı? Carmina'nın. Salladım yani resmen. Carmina'nın parfüm ama kapağı yok. Ve çok uzun zamandır ben de rengi mengi artık yani kullanmaya değmez. Epey bir bitirmişim zaten. Sigma. Sigma. Yani Sigma'dan soğumama sebep. Bu fırçayı toplasanız 3 ya da 4 kere kullanmışımdır. Bir elin parmağını geçmez ve sapır sapır dökülüyor. Burada bir şeye bulaşmış. Gösterebilecek miyim? Şimdi beni utandırmak için çıkmıyor. Ama bildiğiniz sapır sapır dökülüyordu. Şu an niye dökülmüyor? Geri mi alsam acaba? Ay yok ya. Yıkarken çok fazla döküldü. O yüzden artık yani kullanmayacağım onu. Şöyle mumlardan bitirdim. Hatta bundan 2 tane falan olması lazım. 2 tane bitirdim. Bunların kaplarını temizliyorum ve içine başka şeyler koyuyorum. O şekilde kullanacağım. Bir tanesi süs yapmıştım. Bu minikleri de artık bir şey yapacağım. Ay nihayet, nihayet şu iğrenç şeyi bitirdim. Nefret ettim. Çikolatadan soğuttu beni The Body Shop. Bu geçen senenin neydi? Yılbaşı ürünüydü. Çok severek aldım. Fakat ben bunu kullandım. Vücuduma sürdükten sonra elimi şöyle bir ağzıma götürdüm ve resmen acı bir tadı var. Yani öyle farkında olarak yapmadım. Ama ne zaman bu ürünü sürüp de hani elimi ağzıma yanlışlıkla falan götürsem resmen acıyordu yani. Ve artık kokusu baymıştı beni. Fenalık geçirmiştim. Bitirdim yani. Kullana kullana. Elime, dizime vesaire her yeri kullanarak bitirdim. Avon'un bu pudrası. Bu da bende herhalde bir 10 senedir var. Ve hiç kullanmıyorum. Revadelop'un bu oje kurutucu spreyi. Ben çok bir şeyini göremedim. Yani çok fazla oje kullanan bir insanda değilim. Kimseyi yanıltmayayım. Tester ürünler var. Onları en sona bırakıyorum. Şu Bariel'in manikür pedikür ürünü, bunu bir kere kullandım, bitirdim. Elimde zaten bu tarz bir ürün var. O yüzden tekrar almam. Rimelleri en sona saklayayım. Çünkü birkaç tane rimel var. Bu Maybelline'in mi? Maybelline'in yine çok eski. Artık çok fazla çıkmıyordur da. Aslında çok kötü kokmuyor. Şurup gibi kokuyor. Bu da artık ama bitti bitiyor yani. Buradan da gönderiyorum. Bir el kremi yine Skin Food'un. Bundan memnun kalmadım. Onu söyleyeyim. Bu hiç nemlendirmesi yok. Eğer ki alışveriş yapacak olanlar varsa ve elleri kuruysa bunu tavsiye etmiyorum. Belki yaz için elleriniz sorunsuzsa olabilir. Ama ben sürekli sudayım ve çok kuruyor ellerim. Cildim çok kuru. O yüzden benim için yetersiz. Bu yine minik bir kutudan çıkmıştı. Evde tuvalet mine çiçeğiymiş bu. Bana hitap etmiyordu ama yine de her şeyi düşürdüm ya. Bitirdim. Rimelleri sona saklıyorum. Şu Lancôme'un bir Facial'ı, bunu bu kadar kullandım. Gerisini koyuyorum, atıyorum. Şu MAC'in ojesi kurudu, gidiyor. Kapatıcılarım var. Bunları sıra halinde göstermek istediğim için ayıklıyorum. Rimeller. Avon'un bir ruju. Şöyle kullanmışım Allah'tan. Artık çok eskidiği için bunu götürüyorum, gönderiyorum. Isadora'nın bunu da nereden almıştım? Bir şeyden galiba. Strawberry. Oradan herhalde gelmişti. Bu da gidiyor. Bu yine Bourjois'ındı diye hatırlıyorum. Burjuva, evet. Burjuva'nın da rengini göstereyim. Ben bunun numarasını söylemiyorum. Gösteriyorum ne işe yarayacaksa. Bu da şöyle bir renk. Şuradaki gibi. Rengi beğenenler için 5. Rose Angelic. Şöyle bir şey. Bu da çöpte. Bunların kapakları. Bu Yves Rocher'in peelingi meşhur kayısılı olan. Bunu da bitirdim. Şöyle yani dibe çöktüğü için böyle geliyor. Yoksa sıktığımda gelmiyordu. Ben de çok uğraşmadım açıkçası.
Testerim var. Bulgari Blue mu oluyor bu? Blue mu? Bilmiyorum. Bunu kullandım. Bitti. Sonra Cecil'in böyle bir ruju var. Artık çıkmıyor. Şöyle. Bu da çöpe. Bu Rock'un sıkılaştırıcı kremi. Şöyle göstereyim çünkü mini minnacık bir şey ve ben bu gözlerimle okuyamayacağım. Bunu ben tatilde kullandım. Çok güzeldi. Nemlendirmesine bayıldım ama bu markayı almayacağım. Daha doğal ürünlere döndüğüm için. Bir tane fondöten var. Artık bunu gönderiyorum. Çünkü 2 sene ya da 3 sene oldu. Şöyle çöküşünü de görebilirsiniz. Bunu atıyorum. Şu Wu ojelerden. Bu da şeydi. Eminönü'nden almıştım. Tahtakale'den. Bu da yine çöpe gidiyor. Tester ürünlerim var. Bu Clarins'ın jel bilmem ne ne? Krem jel. Nemlendiriciydi bu. Şöyle. Bu da gidiyor. Bunlar benim için yetersizdi. Beğenmedim. Ah, Sephora'nın bu bazı nefret ettim. Nefret ettim. İyi ki tester almışım. Çünkü bunu sürüyordum. Silikonlu bir baz yanlış hatırlamıyorsam. Yüzünüze fondöteni sürüyorsunuz. Ben de şöyle elimi şöyle yapayım dedim. Hani yayılsın diye. Ve bütün hani böyle nasıl diyeyim size. Ölü deri kalkar ya peeling yaptığınız zaman. Aynı o şekilde kalkmıştı. Nefret etmiştim bu bazdan. Ben gerçekten silikonlu bazlardan hiç haz etmiyorum. Concealer şey var, bir tane onu göstereyim. Yine bitmek üzere olan bu. Benim en sık kullandıklarımda göreceksiniz. Bu Sephora'nın duş jeli. Limonlu duş jeli. Bu da gördüğünüz gibi bir kullanımlık kaldı. Bu da gidiyor. Ben başka kapatıcı bitirdim. Bitirdim ama nereye koydum bilmiyorum. Vallahi bulamadım. Neyse. Bu şeyinki. Essence'in kapatıcısı 4 numara. Bu da bitti. Rimellerim. Bir sürü rimel. Göstereyim şöyle. Resmen rimelleri bitirdim. Dayreal benim en sevdiklerim içinde ve bittiği için çok üzgünüm. Fırçasını saklayacağım çünkü fırçası çok güzel. Belki başka rimellerde kullanabilirim eğer içine giriyorsa. Girmiyorsa da kaşlarımı taramak için kullanacağım. Bad Girl. Yine bu da güzel bir rimeldi ama Dayreal bence daha başarılı. Şu rezalet. Gördüğünüz yerde kaçın. Bunu gösterdim mi? Daha önce bilmiyorum. Yazısında herhalde söyledim. Berbattı. Yine Essence'in I Love Extreme. Bu da güzel bir rimel. Ve benim favori Max Factor rimellerimden 2000 kalori. Ben bunu çok çok uzun zaman kullandım. Yani bu markanın bu serisi, 2000 kalori serisi benim gençlik serimdi. Fakat o düz olan fırçaydı. Bende şu anda var açılmamış olarak. Bu kıvrık olanı hiç beğenmedim. Bu da çöpe gidiyor. Bir de nereye koyduğumu hatırlamadım. Lumitouch'ı bitirdim. Ama onu bulamıyorum. Her neyse. Yani bayağı bir ürün bitirdim. Rimel ve kapatıcı olarak. Bayağı bir ayıklama yaptım. Biraz daha fazla ürün bitirmek istiyorum. Elimdekiler bozulmadan. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.